krizi nedir? Kalp krizi, biliyorsunuz kalbin kendisi kas dokusundan oluşmaktadır ve devamlı çalışmaktadır. Bu çalışma esnasında devamlı çalıştığı için de kana ihtiyacı vardır. Kana niçin ihtiyacı vardır? İki sebepten. Bir tanesi hem oksijen ve besin kaynağı. Sonuçta o hücreler devamlı enerji harcamakta ve bu enerji için de oksijene ve besine ihtiyacı vardır. Bunu getiren de damarlar yoluyla kalbe gelen damarlardır. Şimdi ve kalp en çok böyle oksijen ihtiyacı duyan organlardan bir tanesidir. Ve beyin de belki böyle o kadardır ama kalp devamlı çalışma gerektiğince ve çok kuvvetli kasılması olduğu için çok oksijene ihtiyaç duyar. Ve bu damarlardaki herhangi bir tıkanıklık olduğu zaman da, bir daralma olduğu zaman da oraya kan gidemez. Kan gidemeyince de ne olur? Oradaki hücreler ızdırap duyar ve yavaş yavaş ölmeye başlarlar. Ve ölmeye başladığı zaman da işte kalp krizi olur. Kalp krizi sonucunda ne olur? Oradaki hücreler ölmeye başlayınca kalbin orada elektrik sistemi bozulur ve kalbin ani durmalar olur. Ventriküler fibrilasyon dediğimiz olay gelişebilir ve kalp aniden durabilir. Ve zaten kalp krizindeki ölümlerin büyük bir kısmı bu şekilde maalesef. Yani hasta işte göğüs ağrısı başladı, işte yolda, oturduğu yerde, televizyonda, bazen de görüyorsun televizyonda insanlar böyle durduğu yerde bakıyorsun, hop bayılıyor. Onun sebebi ne? O arada işte damar tıkandı. Damar tıkandıktan sonra da işte o anda ağrı duydu ama o ağrıyı işte böyle idare etmeye çalışırken de kalbin elektrik sistemi bozuldu, kalbi durdu. Ve o anda kalp durduktan sonra da biliyorsunuz zaten hemen kişi bayılır ve ondan sonra da eğer müdahale edilmezse de 2-3 dakika içerisinde de hayatını kaybeder. Kalp krizi geçiren kişi nasıl anlayabiliriz? Durduğu şimdi, yerde insanlar şimdi kalp en büyük krizi sebebi, geçirirler. Şimdi şöyle, diyelim ki o damar tıkanıyor. Niye tıkanıyor damar? Tabi bu yani birden anlık bir olay gibi ama bunun tabi bir gerisi var. Yani bu insanın tabi sonuçta bu damar niye böyle birdenbire tıkanıyor? Çünkü bizim damarlarımız bu atar damarlarda ateroskleroz dediğimiz damar halk arasında damar sertliği diye geçer. Olay ta çocukluk çağından itibaren başlıyor problem. Yavaş yavaş o damarın iç yüzeyinde endotel tabakasının damarın içini saran bir zar var. Endotel diyoruz. Onun altında yağlar birikmeye başlıyor. Hani kolesterol birikmeye başlıyor. En büyük sebeplerinden bir tanesi kolesteroldür biliyorsunuz. Kolesterol birikmeye başlıyor. Sadece kolesterol değil orada. Damarın kas hücresine gelen hücreler birikiyor. Kandan gelen bazı makrofaj dediğimiz hücreler birikiyor. Orası sonuçta yağdan ve hücrelerden oluşan bir birikim yıllar içerisinde. Ta yani çocukluk çağından itibaren başlayan birikim başlıyor. Ve bu bir süre sonra birikiyor. O sonuçta o damarı bir şekilde daraltıyor. Belki bazen şikayet yapabiliyor damar darlığı, daralma. Bazen de yapmayabiliyor. Yani eğer çok kritik bir seviyede daralırsa, böyle %70'in üzerinde bir darlık oluşturursa, kişi yürüdüğü zaman göğüs ağrısı duyabilir ve o zaman kalp krizi geçirmeden de kalp hastalığını anlayabiliriz. Yani şunu diyoruz hocam, ekranları başındaki izleyenlerimiz kendilerinde hafif dahi olsun bir göğüs ağrısı. Göğüs ağrısı. Özellikle efor esnasında yol yürüdü, merdiven çıktı, buranda bir sıkıntı hissetti, göğüste bir sıkıntı hissettiği zaman o zaman hani damar tıkanıklığından şüphelenmek lazım. Bu hastalar o zaman şanslı hastalar aslında. Çünkü yani bir şekilde şikayet veriyor, sinyal veriyor, kritik bir darlık oluşuyor, yürüdüğü zaman şikayet geliyor ya da işte kontrollerde efor testi yapıyoruz ya da sintigrafi çekiliyor. Onda da efor testine de o çıkabiliyor. O da şans. Bazen hiç şikayet yapmıyor. Efor testinde yakalayabiliyoruz kontrollerde. Bu hasta grubu şanslı. Bunu hemen erkenden teşhis edip işte anjiyosunu yaptıktan sonra stentle ya da bypassla bu kalp krizi geçirmeden bu iş önlenebiliyor. Ama bazen de çok kritik darlık olmuyor. %50 darlık, %70'in altında bir darlık oluyor. Hasta hiç şikayet vermiyor biliyor ama oradaki plak, o demin söyledi ki içi böyle yağlardan ve hücrelerden oluşuyor plak çatladığı zaman diyelim ki streste genelde öyle olur. Hani hastalar böyle heyecanlandığı zaman, korktuğu zaman kalp krizi geçirirler ya filmlerde falan görürüz. Baba üzülür, bir şey olur, kalp krizi geçirir. Aslında bir mekanizması var. O anda çünkü belki tansiyon yükseldi, stres oldu.
basınç arttı, damar içindeki basınç arttı. Basınç artması damardaki çatlamaya sebep olabilir. Yani ani... Diyelim ki o damar stres. Çatladı. Evet, çatlar ve İçin. En büyük sebeplerinden bir tanesi sigara. Sigara içenle içmeyen arasındaki bu damar çatlayıp pıhtıla olması 3 katı, 5 katı daha fazla. Yani sebeplerinden bir tanesi sigara da önemli. Sigara yani sigara hem yavaş yavaş orada plak oluşmasını arttırdığı gibi aniden çatlayıp oradaki plakın pıhtının oluşmasını da artırıyor sigara. Pıhtılaşmayı artırıyor. Sonuçta orada damar çatladığı zaman vücut onu nasıl algılıyor? Nasıl bir yerimiz, elimiz kesilir? Orada kanamayı durdurmak için pıhtı elemanları hemen oraya gider pıhtıyla kanı durdurur ya. Aynı mekanizma vücutta da onu oradaki çatlağı o endotel hasarını gördüğü zaman endotel kalbin damarın içindeki o zarın bütünlüğü bozulduğu zaman orayı kanama gibi algılıyor ve oraya vücut pıhtı elemanlarını yolluyor. Ve orada pıhtılaşıyor, damarı oradaki çatla kapatırken damar da tıkıyor. Mekanizma bu. Yani pıhtılaşma, sonuçta kalp krizi pıhtılaşma sonucu oluşuyor. Kalp krizinin en büyük etkeni pıhtılaşmadan oluyor. Pıhtılaşmadan oluyor. Yani oradaki mekanizma bu. Ama tabii yani sebepleri arasında çok işte ateroskleroz dediğimiz damar sertliği olması lazım. Yani damar sertliği olmadan zaten olmaz. Yani orada plak olacak, plak çatlayacak ve oraya pıhtı elemanları gidecek. O pıhtı elemanları orayı kapatmaya çalışırken damarı tıkayacak. Hep duyuyoruz hocam, hiçbir şey yok diyor. Genç işte, aniden kalp krizi işte, geçirdi. Evet, maalesef. Ve hayata gözlerini yordu. Maalesef. Yani şu anda dünyadaki en büyük ölüm sebeplerinden bir tanesi hala bu. Evet, hala. Hala dünyanın en büyük ölüm sebeplerinden bir tanesi. Özellikle ani ölümlerin zaten en büyük sebebi kalp krizi. Evet, ani ölümlerin en büyük sebebi kalp krizi ama kalp krizi gelmeden önce de bazı uyarılarda da bulunuyor hastası. Yani şöyle, bazen veriyor, bazen vermiyor. Bazı kişiler dediğim gibi bazen tesadüfen anlaşılıyor. Doktora gidiyor, hadi bir check-up yapalım diyorlar. Kalp check-up'ı diyorsun mesela. İşte ECHO'ya giriyor, efor testine giriyor. Oradaki %70 bir darlık belki şikayet yapmıyor ama belki de şeker hastası hiç ağrı duymayabiliyor. Tabii kesin tanıyı tabii şimdi anjiyonun koyuyoruz. Ya bu şanslı grup şikayeti oldu, göğüs ağrısı oldu, efor testi yaptık, sintigrafi yaptık, anji yaptık, damar tıkanıklığını tespit ettik. Ama tespit edemediğim zaman bir kısmı hasta böyle kalp krizinden geliyor. Kalp krizinden doğru sonucu iki şey var. Ya ani ölüm olabiliyor ya da kalp krizinden sonra kalp ciddi hasar görebiliyor. Ya da az hasar görebiliyor, bazen hiç hasar görmüyor. O kişinin o andaki damarın tıkanıklığına, hangi bölgeyi beslediğine, yaşına göre değişiyor. Peki yaş önemli mi Ali Rıza Hocam? Şimdi yaşlı hastalarda biraz kalp krizi biraz daha hafif geçebiliyor. Çünkü yaşlandıkça o damar tıkanıklarına bağlı olarak uzun yıllar içerisinde vücudun kolateral dediğimiz kendi bypasslarını oluşturuyor. Ve o damar tıkansa bile oraya diğer damarlardan kan gittiği için orayı biraz koruyabiliyor. Ama gençlerde bu kolateral oluşumu az olduğu için gençlerin kalp krizi daha kötü oluyor. Mesela daha sporcularda da kalp krizi riski fazla. Olabilir. Yani sporcularda şimdi 35 yaşının altındaki tabii ani ölümlerinde aslında kalp krizinden yani damar tıkanıklığından ziyade başka sebepler var. Ama 35 yaşın üzerindeki kişilerdeki en büyük sebebi kalp krizi yine. Sporculardaki kalp krizindeki biraz farklılıklar var. Yani sadece damar tıkanıklığı değil, başka sebepler var. Doğuştan bazı problemler olabiliyor. Hipertrofik kardiyomiyopati dediğimiz kalp kasının kanlaşması olabiliyor. Ya da koroner anomaliler olabiliyor. Koroner damarlarının farklı yerlerde çıkmasına bağlı sıkışmalar olabiliyor. Bazı sağ kalp displasi dediğimiz bazı özel hastalıklar olabiliyor. Onları zaten ECHO ile falan anlaşılabiliyor. Ama 35 yaş üzerindeki en büyük sebebi yine damar tıkanıklığı, kalp krizleri yine ani ölümlerden sebep. Kalp krizleriyle ilgili tabii diyelim ki hasta kalp krizi geçirdi, anjiyo yapıldı. Hasta kalp krizi geçirdiği anda aslında çok acil bir şekilde yetiştirilirse, anjiyo yapılırsa, aslında damar açılabilirse çok kalp hasar görmeden
hasta kendini kurtarabilir. Yani orada süre çok önemli. Süre çok önemli. Çünkü her geçtiğiniz dakika, saniye orada hücreler ölüyor. Çünkü oraya kan gitmiyor. Yani hastanın, kişinin kalp kriziyle karşı karşıya geldiğini hissettiğiniz bir anda çok en kısa süre, en kısa bir sürede sağlık kurumuna gitmesi lazım. Özellikle anjiyo yapılan bir yer olsa çok daha iyi olur tabii. Çünkü çok hızlı bir şekilde anjiyo yapıp o damarı açmak lazım. Açılırsa o zaman, çünkü 3 saati geçtikten sonra özellikle ondan sonra da çok bir işe yaramıyor yapsanız bile. Peki, onun için süre önemli bir yer. Kalp krizi geçiriyor. Esnada siz tamam hastaneye acile haber verdiniz, götüreceksiniz ama o arada siz ne yapabilirsiniz? Yani o arada dil altı falan varsa işte dil altı verilebilir. Onun dışında vatandaşın yapacağı çok bir şey yok. Yani hani kan sulandırıcı yapmak lazım, bazı ilaçlar vermek lazım ama onun da zaten olması mümkün değil. Kişinin yanında işte dikkat edecek. Eğer ani kalbi durduysa işte kalp akciğer masajı yapması gerekecek. Yani önemli aslında. Yanındaki duran kişi de bazen hayat kurtarabilir. Diyelim ki kalbi durdu o anda, düştü, bayıldı, bilinç gitti. İşte masaj yapıp da sulun solun yaparsa ve bu şekilde hastaneye yetiştirilirse hasta hayatı kurtarılabilir. Tabii yani masajla, tabii masajla hasta yetişirse hastaneye, çünkü o anda kalp fibrilasyona giriyor. O anda kalbi duruyor ama o bir elektroşokla düzeltilebiliyor hemen çok basit bir şekilde. O anda bir ambulansa bile yetiştirilirse masaj, ama masajı ara vermemesi lazım. Yani iyi masaj yapması lazım. Kalp masajı yapar ise hastanın hayatı kurtarılabilir. Çünkü çok gecikirsen mesela 3 dakikayı geçtikten sonra artık beyin ölümü oluyor. Yani beyin çok hasar görüyor. Belki kalbi kalp döndürüyorsun krizi, ama beyni döndüremiyorsun. Hocam peki kalp krizi, kişi kalp krizi geçirdiği zaman 3 dakika sonra beyin ölümü mü? 3 dakikada başlıyor evet. Yani 3 dakikayı geçirmemen lazım. Sınır o. Yani 3 dakikada da yine hasar görebilir ama yine toparlayabilir ama 3 dakikadan sonra, özellikle 5 dakika geçtikten sonra çok zor.